Bir şeyler yapmalısın Asalet. Ben bunu daha önce nasıl düşünmedim ya? Neden? Neden yaptın bunu anne? Ben sana ne yaptım? Bilemeyeceğim artık. Vardır elbet bir kabahatin. Gelinliğim. Anneciğim iyi misin? Annem ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ya, perdeyi beğenmedi, ona ağlıyor. Aa niye? Güzel olmuş halbuki. Tabii ki güzel olacak. Bu benim gelinliğim ya. Yok deve. Şaka yapıyorsun. İnanmıyorum. Allah'ım bu kabus olsun. Bu rüya olsun. Şimdi uyanacağım. Şimdi uyanacağım. Rüya değil, rüya değil. Vallahi değil. Demek ki sen damatlığı görsen fenalık geçireceksin. Damatlık mı? Aa, senin damatlığın da mı vardı yani? Ne olmuş damatlığıma? Ne damatlığı ya? Bir şey olduğu yok ayol. Görev yeri değişti. Efendim? Bahçeye mısır ektim de. Bu nedir ya? Yok artık. Olamaz. Korkunç bir şey, baksana. Korkunç olacak tabii yavrum. Adı üstünde. Bostan korkuluğu. Nasıl buldun damat? Nedir bu eziyet ya? Nedir bu eziyet? Benim bu kadından adil intikam almam lazım. Sinirliyim çünkü, sinirliyim Beşar. İstersen bir koşup gideyim, insanlıktan çıkıp geleyim. Yavrum, kaynanasını dövdürtecek gibi bir tip var mı bende ha? Bunu bizzat kendim yapmak istiyorum Beşar. Onu gideceğim böyle kurbanlık koyun gibi bağlayacağım bir yerde. Elini kolunu. Ondan sonra Çin işkencesiyle başlayacağım. Arkasından iş şiddete girecek. Sonra yaklaşacağım o kulağının dibine. Ta kafasının yanına gireceğim. Ha kardeş vur Allah vur. 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 Kadir'in Serpil'i dövdüğü gibi. Aslanım! Aslan abi! Aslan abi! Aslan abi! Beşer ne yapıyorsun? Kendine gel, midemi bulandırdın ya. Abi bir anda böyle sen kendini kaybedince ben çok korkmaya başladım abi. İyi de sen niye kendini kaybediyorsun oğlum durup dururken? Benimki tamamen kendime gelme maksatlı yapıyorum. Arkadaş bu kadın beni öyle bir delirtti ki. Zaten bir de bu mermiyi yedim kafama. Galiba oradan beyin gelip gidiyor bende. Abi normaldir. Kimsenin yerinde olsa delirirdi. Doğru söylüyorsun. Hakikaten doğru söylüyorsun. Bu kadına katlanılmaz. Vuralım onu. Ne? Vuralım. Ya da kulağına kaşık sokalım ikisine de. Böyle dolaşsın. Deli gibi. Abi sen beni çok korkutmaya başladın ha. Yavrum ne korkutması ya? İntikam için konuşuyoruz. İntikam kendine gel. Ay ben de üzüldüm şimdi. Aman be çocuğum. İnsan çeyizlik tabaklarını ortaya koyar mı böyle? Yani sonra birisi kazayla kırıverir. Yani vicdan azabı çekmeyelim. Nihale, sakal mı bıraktın kız? Ya sen de var ya, bazen böyle sakallar yapıyor ha. Ne Nihalesi, benim yeni çırak, tanıştırayım. Öyle mi? Pek yeniye benzemiyor ama neyse. Ya yeni derken, ikinci el kullanılmış, sahibinden çok kullanılmış. Şş, yardım et bakayım lan Jülide ablana, hadi bakayım, yardım et. Ay ciddi misin ya? Çok makbule geçer, zira yemeklik alışverişim de vardı. Ne demek ya, tabii ki ciddiyim. Yardım et oğlum Jülide ablana. Yalnız dikkat et tabağı çanağı kaçırdırma. Hadi bakayım. Oldu. Ben önden gideyim. Ufaklık arkamdan gelsin. Nihale'ye selamlar. Tamam merak etme. Çırağı gönderiyorum. Hadi bakayım. Ama abi. Hadi.
Aslan, seninle bir şey konuşmam lazım. Hayırdır? Bana söz ver. Ne gibi hayatım, ne sözü? Annemden intikam alacağım. Harbi mi diyorsun? Sen de bana yardım edeceksin. Ya ne demek ya bir tanem, ne demek? Gelinliğimi parçaladı. Tabii. Ben ona gününü göstereceğim. Tabii. Ha, geldin kendine değil mi? Aslanım benim, maddi manevi arkandayım. Biz nikah tazelemeye karar verdik. Yok ananın nikahı. Ciddi misin anne? Çok ciddiyim kızım. Değil mi Aslancığım? Evet, hem de çok ciddiyiz. Ölümüne kadar. Yeni gelinlik alacağız. Yeni damatlık alacağız. Düşman çatlatacağız biraz. Şaka yapıyorsunuz. Blöf. Biz? Hayır, res çekiyoruz. Lan manyak mısınız lan? Ben daha birinciyi yapamadım. Siz niye ikinciyi yapıyorsunuz lan? Dağıtırım lan burayı. Dağıtırım. Talihsiz kızım benim. 35 yaşına geldi, hala sözlenmekten öteye gidemedi. Evde kalmış kızım benim. Ham meyveyi de dalından kopardılar. Kurumuş kalmış kızım benim. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Ah benim ana. Karabahtım, kör talihliyim. Aynı ayıya iki kere kızını kaptıran ana. Kerizleri kerizi anam. Hala marabalık mı yapıyorsun o feodal trollün yanında? Araba mı? Araba değil, maraba. You know? Çırak, çağdaş köle, vasıfsız vesaire. Bunun gibi bir şey işte. Bak oğlum, benimle öyle lanlı lollu maraba. Gördünüz? Lan sen ne yapıyorsun lan? Çık lan dışarı! Çık dışarı! Dışarı çık! Çık! Moralim de ondan bozuk yani. İki gündür hiçbir şeye bakamıyorum. Koca karı beni uyuz etti. Kız hayal kırıklığına uğramasın yani abi. Baktım, ağlamaya başladı falan. Ben de ağlıyorum. Dedim ki yani, kardeşim dedim, demek ki böyle oluyor bu işler falan. Sil dedim gözlerinin yaşlarını. O zaman tabii askerlikten ayrılma durumu vardı ya. Yani öyle oluyor işte asker arkadaş olunca. Hayatım ne işiniz var sizin burada? Vallahi yüzüğü banyoda unutmuşum. Onun için geldiysen şey yapma. Ben de seni seviyorum hayatım. Hop, tamam lan, aile var. Ver.